bir sağlıkçı olarak baktığımızda fiziksel anlamda hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ama kronik olarak çok hastalıkları var. Bizim de biliyorum. Benim hani kendi yakın tanıdığım arkadaşımdan da biliyorum. Ailece gelip çocuklarıyla beraber burada işte çocuğun okulunu da işte ayarlıyor o şirket. Evlerine kadar da eğitim. Evet, herkese merhabalar efendim. Bugünkü konumuz İsviçre'ye gelmenin yolları. Çeşit yolları var falan diyormuşuz bir taraftan. Şaka bir tarafa, gerçekten bu soru çok sorulan ve çok merak edilen bir şey özellikle. Sadece İsviçre'ye değil, bulunduğunuz ülkeden başka bir ülkeye gidebilmek için neler gerekli? Yani eğitim nokta nokta ya da işte farklı yollar var mıdır, nedir, ne değildir? Biraz buna değinmek istedik. Çünkü bize çok sorular geliyor YouTube kanalımızdan ya da sosyal medya hesaplarımızdan. Yani biz soruyorlar bir taraftan. Dağ tepe geziyoruz. Onlar çok izlenmiyor ama. Çeşit şeyler tabii ki hani çekiyoruz değil mi? Daha çok fazla. Daha çok evlilik oraya nasıl geliniyor ve araba fiyatlarıyla ilgili çok soru geliyor. Çok dokunmayalım, titriyor aşkım. Tamam, titremek ona yok. Dikkat ettin mi? Titremeyelim, aynen öyle. Tamam. Özellikle meslek açısından yurt dışına, yani İsviçre'ye gelebilmeniz için her meslek grubunu maalesef kabul etmiyorlar. Bu anlamda mesela işte ben sağlıkçı olduğum için çok iyi biliyorum. Yani her gün günlerce mail alıyoruz doktorlardan, hemşirelerden, sağlık çalışanlar tarafından. İşte falanca falanca bölümü bitirdim, bu kadar tecrübem var, gelip sizin kliniğinizde çalışabilir miyiz falan diye. Maalesef bu işler bu şekilde kolay olmuyor. Keşke olsa. Çok kıymetli sağlık elemanları var, sağlık personeli var, doktorlarımız da dahil olmak üzere. Bu şekilde olmuyor. Yani burada İsviçre'de oturma izni olmak zorunda. Öyle veya böyle oturma izni alamadığınız sürece maalesef mesleklerinizi yapamıyorsunuz. Bir şekilde denklik yapmanız gerekiyor bu ülkede. Ama onun haricinde kesinlikle oturum izni lazım. İş konusunda diğer meslek grubunda da aynı şekilde, yani ne olursa olsun sadece şirketler arasında anlaşma olur ise, işte X bir şirket Türkiye ile bağlantısı vardır. Türkiye'den eleman isterse, hani hatta o kişi gelsin. Bununla ilgili küçük bir örnek var, istersen anlatayım. Geçen gün bir arkadaşla konuştuk. Bir tane aşçı geliyor yurt dışından. Bu firma, yani bahsettiğim işte şirketin sahibi, bir kere onun 6 aylık bütün masraflarını, ayda 6 bin lira maaşını gösterip onu buraya getirebiliyor, ama bütün maaşları adamın sorumlu. Yani gelen şirketin bütün sorumlu. İş sözleşmesi var. Bir iş sözleşmesine imza atıyor. Evet. Ve her türlü sorumluluğunu kabul ediyorum diyor. Evet. Bununla ilgili kaç tane firma hani vardır. Evet. Yani çok fazla dışarıdan böyle özel, mesela özel bir aşçıysa getirir. Hı-hı. Özel bir doktorsa, o doktorda çok olmuyor söylediğin gibi. Aynen, yani çok olmuyor. Daha olmuyor. Çok hani benim mesela, benim de tanıdıklarım arasında özellikle mühendislik baktığımızda, işte inşaat kimya olabilir, inşaat mühendisi olabilir. Yani oradaki şirketler, hatta şunu da biliyorum, benim hani kendi yakın tanıdığım arkadaşımdan da biliyorum. Ailece gelip çocuklarıyla beraber burada işte çocuğun okulunu da işte ayarlıyor o şirket. Evlerine kadar her şeylerini ayarlıyor ve aynı zamanda da oturum izni de veriyorlar. Burada normal diğer insanlar gibi istedikleri kadar yaşayabiliyorlar. Hiçbir şey yok yani, hiçbir sınırlama yok. İsviçre'de hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Gerçekten güzel şartlar da sunuyorlar. Bu anlamda bilgisayar mühendisliği, özellikle yazılımcı, programcı arkadaşlar falan bu anlamda kendi çalıştığı şirketleriyle iletişim kurabilirler. Biz İsviçre'deyiz. İsviçre'yi şu anda anlatıyoruz. İsviçre'de varsa bağlantı kurdukları şirketler falan o şekilde şansınız olabilir. Bunun için tabii özellikle hani Almanca tabii herkes bilemeyebiliyor ama İngilizce şart bu anlamda. Yani mutlaka Almanca, İngilizceniz iyi olması gerekiyor. Almancanız yoksa da biliyorsunuz kantonlara göre olaylar da değişiyor. İtalya bölümüne giderseniz İtalyaca bilmeniz gerekiyor. Hiç oradakiler de Almanca konuşmak istemiyorlar mesela. Aynen. Ya da Fransızca. Ama genel anlamda internasyonel bir dil olan, eğer İngilizceniz ciddi anlamda iyi ise, bu alanlarda zaten kabul görüyorsunuz. Zaten sektör zaten daha çok da İngilizce, bu bilgisayar programlarında falan. Bunu bu şekilde açabiliriz. Sadece şirketler üzerinden olursa olabiliyor, ama onun haricinde gerçekten ne, hangi mesleğe sahip olursanız olun, öyle kendiniz, kendi imkanlarınızla gelip burada çalışma imkanınızda maalesef sahip değilsiniz. Ya zaten vize alamıyorsunuz. Hani vize her alamıyorsunuz. Şeyi geçtim. Çalışma izni alamıyorlar. Yani tabii yani. Hani vizeyi alıp, tabii şunu düşünebilirler, hani ben yurt dışına geleyim işte seyahat amaçlı, sonra orada çalışma bir şekilde yapayım diye düşünebilirler. Ama bu defa da
hani o şirket olması gerekiyor ki size o pasaportun çalışmayla ilgili belgesini versinler kesinlikle, diye. Kesinlikle. Onun dışında yani geldiniz, evet çok değerli meslekler var. Yani değerli derken dostlar yanlış anlaşılmasın. Ya öğretmenliği var, doktoru var. Yani evet. Gerçekten her meslek grubu çok çok önemli. Yani bugün her meslekte çalışan insanlar tabii olmasa başka bir sektör ilerleyemez. Çünkü hepimiz birbirimize bağlıyız yani sonuçta. Yani hijyenle çalışmayan bir insan olmasa doktorun tabii, çalıştığı evet işte de bir sürü aksaklıklar çıkacaktır. Bu anlamda her sektör zaten çok çok kıymetli. Evet. Yani bu anlamda meslek... O zaman şarjımız da devam ediyor. Şarjımız bir türlü bitmedi. Evet. Benim biraz böyle bir uyarı verdim falan ama şimdi gerçekten... Ama biz hep şunu söylüyoruz elbette gerçekten dünyanın neresine giderseniz gidin aslında kafanızı da beyninizi de beraber götürdüğünüz için huzursuzluğunuzu da huzurunuzu da mutluluğunuzu da mutsuzluklarınızı da beraber götürüyorsunuz. Aslında evet, gittiğiniz hiçbir yer sizin hayatınıza değişiklikler sağlamıyor. Siz iyiyseniz olduğunuz her yer iyi esasında. O yüzden de biz bunu hep böyle konuşuyoruz kendi aramızda. Şimdi genç arkadaşlarım şunu diyebilir tabii ki hayat sana. Hı hı. Tabii sizin altınız kuru, keyfiniz yerinde. Yok vallahi öyle değil. İnanın bunu size böyle empoze etmeye çalışıyorlar. Avrupa'da evet, yaşayanlar, Avrupa'dan Türkiye'ye gelenler bu şeyi size bu şekilde anlatıyorlar. Ama burada ne kadar eşim sağlıkta çalışıyor. Evet. Ben de birkaç tane kitap yazdım ya, biliyorum birkaç şey. Evet. Hiçbir zaman buradaki insanların belki cepleri doluyor ama bu defa psikolojileri bozuluyor. O psikolojikler için gidiyorlar, dünya para harcıyorlar. O yüzden sağlıklı neyse, sizin için yararlı olan neyse şunu düşünmeyin. Benim çocuğum, annem, babam, oyunumun kurtuluyor diye düşünün. Önce kendinizi bir kurtarın. Yani kendimizi bir kurtaralım. Sonrasında diğer insanlara faydamız olur. O yüzden size nacizane tavsiyem şudur. Bir, eğer evlilik yapacaksanız mutlaka anlaşabileceğiniz bir insanla o yuvaya girmek. Çünkü öbür türlüsü yabancı bir ülke için söylüyorum. Ölüm. Ya kendi ülkesinde de ölüm. Oraya geçtim yani. Aynı çatı altında gerçekten zaten. Ve bu başka bir tabii ki mevzu. Başka hayatım yani şundan dolayı. O seni anlıyorum. Yani, çok yurt dışında o psikolojiyle evet, yaşayıp yanındaki insanla da anlaşamazsan evet, o sana katkısı evet, sunmazsa o zaman gerçek ölümü. Bugün evet, bir arkadaşla konuştuk işte dedim ya İlgintere'de çocuk diyor ki yani oradan insanlar gelmek istiyor, burada insanlar gitmek istiyorlar. Bizim baba yani bizim büyüklerimizin hep bize yanlış anlattığı, buradan gidenler de ya Avrupalılar böyle, Avrupalılar öyle. Tabii ki her yerin iyisi ya da kötüsü var. Ben buna bir şey diyemiyorum. Şartlar da ama eski şartlarla yeni şartları bir araya getirmeyin. Kesinlikle. Yani şu anda gelip burada sabah akşam çalışıp 4000'i alıp bunun 3000'ini kiraya verdikten sonra niye geliyorsun yani? Kesinlikle. Ve ayrıyeten üzerine tabii ki özlem tabii çekiyorsunuz ailenizden ya da kendi büyüdüğünüz topraklardan, vatanınızdan uzak kalıyorsunuz. Gerçekten hani bugün bir sağlıkçı olarak baktığımızda fiziksel anlamda hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ama kronik olarak çok hastalıkları var. Biz buna yabancı hastalığı diyoruz. Yani gurbet hastalığı diye artık en sonunda gerçekten bu özellikle İsviçre'de şey olmuş, bilimsel olarak bu ortaya konuldu. Gurbet hastalığı deniliyor çünkü kişi gerçekten özlem duyduğu şeyler var. Kendini ifade edememe durumu var ve bu insanda sıkışmışlık yaratıyor. Zaten geleceğin sıkıntısı zaten stres, evet, işte yani depresyon, geleceğin zaten sistemleri ve hastalıkları bunlarken hani şimdi kalkıp mutsuz olduğun bir ülkede yaşamak dışarıda ne kadar iyi görünse de ya ben çok ilginçtir burada sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Ya bir tane otobüs resmini atıyorum 4000, 5000, 10000, 15000 insan izliyor. Ya gidiyorum hani en güzel şeyler çekiyorum falan. İnsanla çekiyorum. Yani hani senin işte olduğun zamanlar çekiyorum. Çekiyorum. Yani hani bir otobüs ya otobüs insan ne yapar ya niye ben bakar, çok değil mi? Yani bir insan niye evet, market fiyatları çekin deyip duruyorlar. Ya buradaki market fiyatını oradaki adam buradaki adam şunu yani şunu çok iyi bilsin arkadaşlar. Buradaki alım gücü buradakiyle eşdeğer. Yani burada 5000'i aldığın zaman zaten sen onun 4000'ini harcıyorsun yani. Hele 2 kişi çalışmasanız hani hepsi gidiyor. Eksiye bile düşüyorsun. Kesinlikle. Türkiye'de yaşadığında buradakini kıyaslaman için ha ben şu konuda size katılırım. Hani derseniz ki güvenlik, demokrasi, ıvır zıvır derseniz burada katılırım. Buna ben bir şey diyemem. Ama onun dışında buradaki insanların yaşadıklarını bilmeden ya otobüs resmi, ya otobüs atıyorum otobüs bir sürü izleniyor. Bir şey anlatıyorum izlenmiyor. Hı hı. Ya da bir yer geziyoruz izlenmiyor. Ama otobüsler, trenler anlamadım yani trenlerle insanların ne alakası var? İsviçre bir gün tren geliyor aklına adamların. Değil mi? Tren, tramvay falan bakılıyor. Yani aslında
işin özüne yine gelecek olacak. Biz bazen böyle eşimle de konuştuğumuzda diyoruz ki biz gidip dünyanın her tarafına yaşarız. Yani hayattan çok fazla beklenti içerisine girmediğiniz sürece ve endişe duymadığınız zaman ya, gerçekten aynen. yaşadıklarınızda her şeyden su gibi akıp gidiyor. Yani dünyanın her tarafında yaşayabiliriz diyoruz. Ya da ya bir, çok fazla beklenti içinde olmadığınızda bir hayatta insanın ne kadar neye ihtiyacı olabilir? Yani baktığınızda siz ne kadar yiyebilirsiniz? Ne kadar kıyafetiniz olabilir? Yani aslında baktığınızda biraz böyle minimalist düşünüp de gerçek anlamda gerçek ihtiyaçlarınız neyse oraya böyle... Yani iş konusunda eşimin söylediği gibi bize iyi yapıyor. Gelen kişi ona 6 ay boyunca kefil oluyor. O parasını maaşına kadar ödüyor ve bütün sorumluluk ona göre oluyor. O yüzden de gelen firmanın özelliklerine bakıyorlar daha çok. İş sözleşmesi de bu da çok önemli. Diğer konumuz neydi hayatım? Hemen şurada bir tane bir şey parantez olarak dediğim gibi şirketler özellikle getirdiği bütün işte ailesini de sorumluluğu alıyorlar. Ve gerçekten burada oturma hakkına da sahip oluyorlar ve hayatlarını burada idame ettirebiliyorlar şirket tarafından getirdiklerinde. Diğer konumuz da eğitim. Eğitim. Eğitim konusunda da yurt dışında yani burada gelip üniversite okuyarak kalabiliyorsunuz. Aynen. Ya da işte işe aslında benzer bir şey. Mesela çok iyi bir yazılımcısanız o burada okuduktan sonra değil mi hayatım? Buraya evet. tekrar gidip burada çalışabilir. Yani şansını evet. eğer bir şirkette falan anlaşabilir ise. Yoksa hani ben burada üniversiteyi bitirdim ben bir işe gireyim maalesef yine olmuyor. Yine insanlar gidiyor kendi ülkesinde bakıyor. Az önceki bütün saydığımız şeylerden en fazla faydalanabilir. Yani işte sevdiği birisi yani. Karşısına çıkarsa, evlenecekse o yolla da olabilir. Ha, okay. Ama diğer türlü yine büyük fabrikalar, işte fabrika diyorum şirketlerde kendi mesleği üzerine anlaşma sağladığı sürece onlar zaten devlete bildiriyor. O şekilde burada belirli bir süre ya da süreklilik evet oturum izniyle mesleklerine devam edebiliyorlar. Eğitim videomuz zaten ayrıca var arkadaşlar. Merak ettiğiniz zaman oradan da tekrardan bakabilirsiniz. Yani 3 şekilde gelinebiliyor. Özellikle 3 şekilde gelinebiliyor. Diğer yolu saymıyorum. İrtica konusunu saymıyoruz. Evet, onu, yani evet. onu. Çünkü Türkiye, İsviçre çok fazla irtica kabul eden bir ülke değil. Bununla ilgili de bir video çekeriz ama çok sayı soru geliyor bununla ilgili ama Türkiye yani orana baktığınız zaman çok çok düşük. Yani ciddi şey yaşanması evet, gerekiyor. Evet. Yani irtica eden kişinin ciddi anlamda yani bir savaştan çıkmış olması gerekiyor. Yani çok çok tabii ki büyük farklı sebepler var ama onu da ortaya koyması gerekiyor. Bir de burada gerekiyor. Bir oran var. O oranı açtıkları zaman direkt yurt dışına ne kadar büyük olursa olsun ya yani bir oranları var. O oranlardan olmazsa direkt gönderiyorlar. Bir evlenerek gelinebiliyor. İki okul yani eğitim bölümünde, 3 de iş bölümünde, 4'ü demin söyledik saymıyoruz onu bile. Evet. Bununla ilgili yorumlarınız varsa lütfen sorularınızı evet. yorumlar bölümüne yazın. Kanala mutlaka abone olun. Bununla ilgili bir sürü içerik geliyor. Ben buna sağlık, eğitim vesaire ve İsviçre'de gezdiğimiz yerleri, dolaştığımız yerleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve daha sonra tabii farklı sürprizlerimiz de olacak. Bu anlamda kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın diyoruz. Hesaplarını, kitaplarını insanların yapıp öyle gelmesi lazım. O yüzden herkes şey diye düşünüyor. Yani evlilik yoluyla falan düşün. Böyle bir şey yok. Kendinizi kaliteli yapıp, kaliteli olup öyle gelmeniz gerekiyor. Öbür türlü inanın buraya gelmenin kimseye bir faydası yok. Çünkü belki, bu anlamda belki çok böyle bir katkıda bulunmak için şunu söylemek katkıda istiyorum. Katkıda bulunacağım değil mi hayatım? Aslında katkıda bulunacağım kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum var. Bazen açmak istediğiniz yerin sizin için kurtuluş olduğunu düşünürsünüz. Ya da bulunduğunuz yerde mutsuz olduğunuz bir yer vardır. Gideceğiniz X bir yerde mutlu olacağınızı düşünürken aslında hayatınızda gerçekten kendinizi tam da ateşin ortasına attığınız bir yer olarak da bulabilirsiniz. Bu anlamda aslında nerede, nasıl yaşanmaktan ziyade gerçekten sadece yani işte evleniyorsanız da yani yurt dışı için evlenip sırf yurt dışına çıkabilmek için kendinize bu kötülüğü asla hayatım, yapmayın mesela. Hayatım onlardan birincisi o zaten evet. ama öyle bir şey hani sonuçta düşünsen 50-60 yıl ya da 70 yıl yaşadığımızı düşünürsen o evet. senin söylediğin şekil zaten sevmediğin bir insanla evlenmek, onun evet. aynı çatı altına girmek ya da başka bir arkadaşlar biliyordur mutlaka evet, bunun kesinlikle. Yöntemlerini ama bu yöntemler tamamen gerçekten çok yıpratıcı. Çok, yani onun evet. karakteri için. Sen gelsen buraya düşün. Hadi öyle bir şey oldu. Geldim buraya. 5.000 lira maaş aldım. Fazla et öyle düşün. Zaten buranın kirası 2.000 lira, 3.000 lira. Senin cebine zaten sigortana vereceğin para ayda 1.000 lira para kalacak. Onu cebine koyup istediğin kadar uğraş. Yani kendimizi
eski dedelerimiz zaman gibi düşünmüyordum. Kesinlikle. Yani adam eskiden gidiyordu, bir yerde şey çalışıyordu, biriktiriyordu, ediyordu ama bizim artık öyle bir öngörümüz yok ki. Biz aslında hayat değişiyor. Biz yani aslında her gün değişen bir hayatımız var yaptık, sonuçta. Bu sonunda konuşacaklarımızı başta konuştuk. Başta konuştuk. Değil mi? Çünkü olsun. Böyle yani demek ki. Bunun yani yurt dışına gelmek, İsviçre'ye gelmenin 3 tane yolu var. Çoğunuz da biliyorsunuz. Bir tanesi evlilik, ikisi iş, diğeri de üçüncüsü de ne? Eğitim. Eğitim. Eğitim aynen. Yoluna gelebilirsiniz. Yani her iş kolunda maalesef gelinemiyor bu. Yani Türkiye'de doktorsanız gelip İsviçre'de öyle elinizi kolunuzu sallayarak gideyim ben bir İsviçre'de de doktorluk yapayım olmuyor. İstersen ilk önce şeyden başlayalım o zaman. Evet. Evlilik, o zaman sen biraz anlat. Evlenerek gelme yolu zaten belli tabii ki. Yani sonuçta biz de şu parantezi zaten başta açtık ki gerçekten sevdiğiniz birisi varsa, gerçekten hayatınızı birleştirmek istediğiniz birisi varsa evet evliliğiniz gerçekleştiğinde aile birleşim yoluyla yurt dışına zaten çıkabiliyorsunuz. Bu zaten devlet tarafından da zaten kontrol ediliyor, bakılıyor. Zaten anormal bir durum görüldüğünde incelemeye alınıyor. Öyle her şey tabii ki kolay olmuyor. Ama biz yine de böyle altını gerçekten böyle kalın bir şekilde de çiziyoruz. Çünkü bütün yurt dışı yapılan için falan böyle evlilik falan yapıp da hayatınızı kendinize zehir etmeyin arkadaşlar. Bunu zaten anlatış şekilde de böyle. İnsanlar video çekiyorlar. Video nasıl izlenir? Hı-hı. İşte diyorlar ki evlilik yoluyla ve bunun ballandıra ballandırımla anlatıyorlar. Ama evet. Bu işin gerçeğinde deminki örneğimde düşün evlendin geldin zaten 5000 lira alıyorsun. Hadi o da iyi şartlarda diye düşünerek söyleyeyim. 5000 lira alıyorsun. Bunu zaten 2000 lirasını kiraya veriyorsun. 3 güne kalıyor. 1000 lirası da sigorta, migorta bununla ilgili videomuz var. Onları da izleyebilirsiniz. Yani zaten eline para kalmıyor. Buradaki parayla zaten kendini idame ettiremiyorsun. Bir de bunun yanında psikolojik, yıpratıcı bir zaman geçiriyorsun. Evet. Bu zaten değen bir şey de bir de anlatılmayan tabii anlatılmayan şey şu bence en handikapı. O eşiniz gidip sizi şikayet edebiliyor. Polis bu defa başka şeydi. Hadi evlendiniz yarın öbür gün eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu getiremiyorsunuz. Evet. Hani bir sürü handikapı var evlilik konusunda. Hı-hı. Ama normal bir evliliğiniz varsa bir eşiniz, bir dostunuz yani böyle bir sevdiğiniz biri varsa evet. Ya da şurada gerçekten hayatınızı birleştirecek. Eskiden de vardı ya hayatım yani. Mesela Almanya'da teyzesinin kızı, halasının kızı ya da uzaktan bir akrabası ya da akrabası değil böyle biriyle evlenip son anlaşma oluyorsa o başka bir muhabbet. Ben onu saymıyorum ama öbür türlü işte diğer yollarla gelip bu kendi hayatınızı insan kendine kafasına kurşun sıkmak gibi bir şey gibi kesinlikle. Gibi düşünüyorum. Hayatınızda aslında her geçen zaman kayıp baktığınızda yani kendi istediğiniz şekilde yaşayamadığınız her an hayatınızdan ödün verdiğiniz an diye düşünüyoruz biz. Hadi diyelim bu onlar 20-25 yaşında, evet. Hadi genç olan, hadi diyorlar ki 5 yılımı. Ama hayatın en güzel yaşları hangi yaşlar? 20-25-30 yaşları. Yani. Siz, yani ben hep duyuyorum işte diyorlar ki mesela ben oğlum için geldim diyorlar. Mesela İngiltere'de bir arkadaşım var, geçen konuştuk, dedi ki ben oğlum için. Yani insan ilk önce kendini bir koruyup ondan sonra çoluğunu çocuğunu koruyup. Sen gelip burada işte dönerken ama de ki benim oğlum var onun için geldim. Belki oğul farklı bir yol izleyecek. Hiç orayla alakalı olmayacak. Yani belki bulunduğu ülkede çok güzel aynen. Bir zemin hazırlayacak kendine ya da çok farklı bir hayat kuracak. O yüzden dediğin çok doğru. İnsan ilk önce kendi hayatını düzgün bir zemine oturtmalı. Kesinlikle. Feda etmemeli kesinlikle. Çünkü herkes kendi hayatından sorumlu. Çocuklar da olsa herkes kendi hayatını bir şekilde idame ettiriyor. O zaman birinci şeyi bu şekilde güzel netleştirmiş olduk. Evlilik yoluyla. Ben daha çok konuşacağım var evlilik. Evlilik hadi anlat o zaman ne anlatacağım. Yok yok şaka maka yani olayın ciddi tarafı böyle insanların kafasında hep şu var. Evlenelim gidelim. Ama inanın ya düşünün evde kardeşinizle bile kavga ediyorken ve onunla o yaşadığınız sıkıntılar sizin için dağ gibiyken yurt dışında hiç bilmediğiniz bir dil, hiç bilmediğiniz bir insan yani hiç bilmediğiniz bir toplumdayken onun psikolojisi zaten varken yanınızda sağlam bir eş olmazsa bu iş tamamen havada. Gönül birliği olması gerekiyor. Yani sonuçta gönlünüzün düştüğü, gönlünüzün istediği insanla yani aşkla da çok olsun. Alakalı değil hayatım ama şu. Aynen. Yani yanındaki düşünsene yabancı bir dildesin, yabancı bir yerdesin. Hı-hı. Ve yanındaki insanla bir kontağın yok. Yani bunu insanlar kendine
yani yapmaması lazım. Yani yapamazsınız. Zaten yapsanız bile hani farz et ki yaptınız. Hani şunu da çok açık yürekle söylüyorum. Yaptınız farz et ki böyle bir şey yaptı. Ya 3 ay içerisinde psikolojiniz bozulur. 3 ay içerisinde. Ki ben bunu çok çok yani çevremde örnek görüyorum. Eşim hemşire zaten hani. Evet yani hemşire olmadan öncesi de yani bu sıklıkla yapılan bir şey olduğundan dolayı ama gerçekten insanların ruh sağlığı tamamen gidiyor. Çünkü çok mutsuz ve çok kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortam içerisinde. Erkek ve kadın hiç fark etmiyor bu. Güvensiz hissettikleri bir ortamda ne kadar sağlıklı olabilir bir insanın ruh hali? Zaten mutsuz oluyorsunuz. Zaten bir belirsizlik içerisinde ilerliyor hayat. Ve bazen ilk başta konuşulduğu gibi falan da insanlarla konuşup anlaştığı gibi de olmayabiliyor durumlar. Bir bakıyorlar işte çok bambaşka problemlerle, maddi manevi gerçekten çok yıpratıcı problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ve bazen gerçekten çoğu tamamen pes edip kendi ülkesine ben giderim köyümde yaşarım çok daha iyi deyip de çekip giden insanlar var. Bu anlamda bu yüzden karar verirken gerçekten oturun binlerce kez düşünün. Hiçbir şey kendi huzurunuzdan gerçekten önemli değil. Her zaman hayatta çok farklı şeyler var, çok farklı fırsatlar var. Hiçbir zaman böyle tek yere odaklanmayın diye. Yani evet. Çok güzel söyledin. Yani bunu biz ikinciye alalım ya da üçüncüye alalım. Şimdi evet. İlki konuşalım. Yani videoyu böyle kayıt ederiz. Tamam peki. Arkadaşlar ilk yolumuz biliyorsunuz ki iş yoluna gidebiliyorsunuz. Evet. Soruya buradan başlayalım değil mi hayatım yani? İlk yani, iş dolayısıyla konuşalım. Sektör. Çünkü mesleğe de yakınlığımız var bu konuda. Evet. O yüzden iş sektörüyle başlamak. Peki iş sektörüyle siz yurt dışına nasıl gidersiniz? Hı-hı. Bunun için önce senden alalım. İş uzmanı olarak çok, sonra ben söyleyeceğim. Millet sanacak ben şey getiriyorum. No, yok canım. Şimdi şöyle bir durum var. Çok eskiden işte restoranlarda işte bir müzik yapan bir restoran sanatçıyı Türkiye'den getirebiliyordu 6 aylığına. Asla sürekli olan bir şey elbette yok. Bu da tabii ki kısıtlandırıldı. Çünkü farklı bir şekilde insanlar bunu kullanmaya başladı. İş sektörü dediğimizde gerçekten sadece şu anda şirketler arası transfer yapılıyorsa, burada bulunan bir bilgisayar ya da yazılımcı şirketi Türkiye'de bulunan bir firmayla işte oranın mühendisinden anlaşıyorlar. O şekilde oradan herkese merhabalar efendim. Bugünkü konumuz İsviçre'ye gelmenin yolları. Çok değerli bir konu. Çeşit yolları var falan diyormuşuz bir taraftan. Şaka bir tarafa. Gerçekten bu soru çok sorulan ve çok merak edilen bir şey özellikle. Sadece İsviçre'ye değil, bulunduğunuz ülkeden başka bir ülkeye gidebilmek için neler gerekli? Yani eğitim nokta nokta ya da işte farklı yollar var mıdır, nedir, ne değildir? Biraz buna değinmek istedik. Çünkü bize çok sorular geliyor YouTube kanalımızdan ya da sosyal medya hesaplarımızdan. Yani biz soruyorlar bir taraftan. Dağ tepe geziyoruz. Onlar çok izlenmiyor ama. Yani çeşit çeşit şeyler tabii ki hani çekiyoruz yani, değil mi? Daha çok fazla. Tabii. Daha çok evlilik oraya nasıl geliniyor ve araba fiyatlarıyla ilgili çokça soru geliyor. Bu masaya çok dokunmayalım. Titriyor aşkım. Tamam. Titremek ona yok. Dikkat ettin mi? Titremeyelim. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bu anlamda. Burada bir ışık mı geliyor bana buraya? Vuruyor çok güzel. Nur ya. Nur düştü yüzüne. Hadi ben gitti diye söylüyorum. Öyle gel tamam hadi. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu anlamda sizlere de biraz böyle yardımcı olabilmek için kendi fikirlerimizden, kendi hikayelerimizden ya da çevremizde bulunan insanların hikayelerinden örnekler vererek bu konuda elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmak istedik. Biraz böyle sen anlat istiyorum tabii. Esasında. Yaklaşık kaç ay oldu canım ya da yani nasıl oldu? Böyle 8, bizim hikayemizden aslında biraz başlayabiliriz dilersen. 8-9 aydır buradayım. Çok da güzel gidiyor. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yani süreci nasıl geçti sen ya zaten anlaşılmıyor ama evet. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Yani bir şey vardı böyle. Yurt içindekiler yani Türkiye'dekiler buraya gelmek, buradakiler de buradan kaçmak için. Böyle bir handikap var gerçekten. Böyle konuşulur. Evet. Sonra gidenler der ki hayatını kurtardın, halbuki buraya gelirsin. Hı-hı. Tanıştın, herkes seninle bir tane döner sapı, döner şeyi verirler. Yani orada mesleğin hiçbir anlamı yok derler ki. Yani gelen için de sıkıntı, giden için de sıkıntı. Ben kendi açımdan şunu söyleyeyim, ben mali müşavirim, çoğunuz biliyorsunuz. Türkiye'de de zaten durumum kötü değildi en azından. Buraya gelmek yeni bir başlangıç ise ve hani sevdiğinle birlikte gelmekse bir değer. Onun dışında inanın
Yani ben biliyorum genç kardeşlerime şey diyorlar işte gidip ben orada yıldırıyla temizlerim diyorlar. Ama buraya geldiğiniz zaman bu düşünce bir ay içerisinde tamamen kafanızdan çıkıp gidiyor. Bunlar tamamen boş, boş demeyeyim de güzel hayaller ama sonu olmayan hayaller. Yani kendinizi bizim dedelerimiz zamanındaki Almanya taşındıkları gibi düşünmemek lazım. Şartlar tamamen değişti.